Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Emekçilerin, işçilerin kutlamalarına şahit olduk. Bakalım neler söylediler. Teşekkür ediyoruz. Kutlamaya başlamışsınız. Bugün de tatil gününüz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Ben de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum. Hakikaten dayanışmaya örnek teşkil eden kutlamalar yapıyoruz. Huzur içerisinde, ülkemizin huzurunu kaçırmadan bir kutlama nasıl yapılır onun örneğini veriyoruz zaten. Ben bütün işçi arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bütün şehit olan işçilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de teşekkür ederim katılımınız. Yok. Neden? Merhabalar. Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi tüm emekçi kardeşlerim işçi bayramını kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu kadar, sağ olun. Bugün kutlama için buradaydınız. Evet, tabii. Bizim bayramımız da bugün yani işçi bayramı, emekçi bayramı. Tüm emekçilerin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Maaşları değerlendirecek olursanız. Hayırlısı olsun diyorum. Sözleşmemiz devam ediyor. İnşallah olumlu bir sözleşme alırız. Bekliyoruz yani. Evet. Burada kutlama yapıyorsunuz. Mutluyuz. Yani devamını diliyoruz. İyi yani, bu tür şeyler güzel yani. Ülkemizin güzelliği yani. Maaşları değerlendirecek olursanız. Maaşlarımız da valla toplu sözleşme aşamasındayız. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz yani. Mutluyuz. Ne düşünelim? İyi olur diye bekliyoruz. Bugün işçi mağdurlarını, sorunun çözülmesini istiyoruz. Ondan sonra sosyal haklarımızı daha yükseltmesini, maaşların, ücretlerin artırılmasını talep ediyoruz. Enflasyon yüksek çünkü. İşçi devletin her zaman yanında. Tüm işçi arkadaşlarımızın, tüm çalışanlarının 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Öncelikle bizim kamuda sıkıntılarımız var. Bunu genel başkanımız sık sık dile getiriyor. Geçici işçi sorunumuz var. Kadro. Ve özellikle geçici işçi kadro ve özellikle kamuda çalışan, kitlerde çalışan taşörene kadro sıkıntımız var. Bunu sürekli 10 yıllardır dile getiriyoruz ama hala çözülmedi. Bazı taşörenler kadro aldı, kitlerdeki taşörenler kadrosunu alamadı. Biz özellikle hükümetten seçim öncesi taşörene kadroyu ve düzenleme yapılan geçici işçiye kadroyu zaman içerisinde geçici işçimiz ve taşörenin kadrosunu bekliyoruz. Burada da zaten taşören işçilerimiz var. İstiyoruz taşörene kadroyu. Arkadaşlarımız yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Belediyelerdeki, kamulardaki taşören arkadaşlara acilen kadro istiyoruz. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de vaatler var ama biz sonucunun yetişenmesini istiyoruz. Önümüzde seçim var. Cumhurbaşkanımıza sonsuz desteğimizi iletiyoruz. İşçiler ve emekçiler olarak devam eden toplu sözleşmede emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz desteğimizi sunuyoruz. İşçiler olarak her zaman yanındayız. Çok teşekkürler.